Konforun ve rahatlığın değişilmez adresi olan çok özel bir mekana konuk oluyoruz şimdi. Birlikte izleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız İzmir Güzel Bahçe'de tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Kaliforniya Köpek Oteli'nde konuk olduk. Aslında burası HM Ticaret Şirketi adı altında kurulan bir otel. Yanımda şirket sahibi Haktan Çevik Beyefendi var. Haktan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İsmim Haktan Çevik, 43 yaşındayım. Hacettepe kimya mezunuyum. Alakasız bir sektör olmasına rağmen hayvan sevgisi ve köpeklerle alakalı olan ilişkimiz dolayısıyla bu sektöre girdik. 2010 yılında HM Ticaret firmasını kurdum. Evcil hayvan ürünleri distribütörlüğü ve bayiliği yapmaktayız. Bununla beraber 2015 yılının Temmuz ayından bu yana da Kaliforniya Köpek Oteli olarak üretim ve konaklama ve artı eğitim hizmetleri vermekteyiz. Efendim, ben de tam o konuya değinecektim. Kaç yıldır Kaliforniya Otel faaliyet gösteriyor? 2016'dan. 2015 yılının Temmuz ayında Kaliforniya Köpek Oteli ismi adı altında burada işimize başladık. Kaliforniya Köpek Oteli otel hizmetimizi vermiş olduğumuz kısmın ismidir. Aynı zamanda köpek üretimiyle alakalı olarak üretici ismimiz olan Smyrna Giants üretici ismiyle köpek üretimi yapmaktayız. HM Ticaret çatısı altında otel hizmeti, konaklama hizmeti ve eğitim hizmeti vermekteyiz. Peki efendim, bu otelin açılışı köpek sevgisinden geliyor sizde. Alakanız yok, siz de söylediniz zaten. Burada ne gibi çalışmalar yapılmakta? Bize biraz bahseder misiniz? Konuya giriş yaptınız zaten detaylı bir şekilde. Köpek oteli aslında ve üretim de yapıyorsunuz. Üretim konusuna değinmek istiyorum. Hangi köpeklerin üretimini yapıyorsunuz ve satışa sunuyorsunuz? Satışa sunumunuz sadece İzmir geneli değil. Az önce muhabbet etmiştik. Dünya genelinde. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Şu anda üretimini yapmış olduğum ırkın adı Orta Asya Çoban Köpeği'dir. Kısaca Alabay'da denilebilir. 2001 yılında bana hediye edilen bir köpek ile bu yola çıktık. 2001 yılında bu işe başladığımızda Türkiye'de köpek üretimi ve köpekçilikle alakalı ben de bilgisiz idim. Yaklaşık 7-8 yıl kadar amatörce bir şeyleri kendimizce araştırarak, öğrenerek yapmaya çalıştık. 2010 yılında kurmuş olduğum HM Ticaret firmasıyla alakalı olarak bu sektöre girmem sonrasında dünyada köpek üretiminin hangi kurallar ve hangi şartlarla yapıldığını, bu düzenleri öğrenmeye başladık. Yapmış olduğumuz üretim tamamen secereli, yani soy kütük belgeleri olan damızlıkların kontrollü bir şekilde çiftleştirilmesi ve onların üretimiyle alakalıdır. Smyrna Giants üretici adı altında Orta Asya Çoban Köpeği üretimini yapmaktayım. Bağlı olmuş olduğumuz federasyon Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'dur. Federasyonun altında bu ırkı üreten resmi bir üreticiyim. FCI adı altında bütün ülkelerdeki federasyonları kontrol eden bir üst merkez vardır. Bunların kuralları adı altında biz üretimimize devam etmekteyiz. Üretimin dışında görmüş olduğunuz başka ırkların da yurt dışından yine secereli pasaportları olan soy kütük belgeleriyle beraber tamamen ciddi anlamda üretilmiş olan köpeklerin burada müşterilere satışını da yapmaktayız. Müşteriye özel yurt dışından köpekleri getirtip onlara teslim etmekteyiz. Elimde görmüş olduğunuzda bir Pomeranian cinsi 3 aylık bir yavrudur. Maskot diye kucağımızda duruyor şu anda. Peki efendim, burası Kaliforniya Otel. Otel bölümünüzden bahsetmek istiyorum biraz. Bütün cinsleri kabul ediyor musunuz otelinize? Buraya gelen tatilciler zaten işi olanlar, köpeklerini buraya bırakabiliyorlar. Kaç gün süreyle bırakabilirler? Dediğim gibi hangi cinsleri alıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki Kaliforniya Köpek Oteli'nin ilk önce isminin çıkışından size biraz bahsedeyim. Hotel Kaliforniya isminde meşhur olmuş, bizim çocukluğumuzda meşhur olmuş şarkının
baz alınarak yapılmış bir isim çalışmasıdır. Canin kelimesi Latince'de köpekgiller anlamına gelir. Köpek ailesi anlamına gelen bir kelimeyi türeterek California Köpek Oteli ismini bulduk. Burada konaklama şartlarımız Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yasaklamış olduğu bazı ırklar vardır. Bu ırkların dışında bütün köpek ırklarını konaklama anlamında hizmet vermekteyiz. Sadece bazı şartlarımız vardır. Bu bizimle alakalı değil, olması gereken genel anlamdaki şartlardır. 4 aylıktan önce yavru olarak hangi cins olursa olsun köpekleri kabul edemiyoruz. Etmeme sebebimiz de aşılama döneminin, aşılama periyodunun bitmiş olması anlamında. Ne gelecek olan köpeğe ne de oteldeki köpeklere herhangi bir şekilde hastalık veya bulaşıcı bir şeylerin aktarılmaması anlamındadır. 4 aylığını tamamlamış olan her cins köpeği, bu yasaklı ırklar dışındaki her cins köpeği alabiliyoruz. Müşterilerimizin bir kısmı yerli müşterilerimiz, bir kısmı civardaki yurt dışın yabancı müşterilerimizdir. Tatillere gittiklerinde, çeşitli zorunlu olarak şehir dışına çıkmaları gerektiği durumlarda köpeklerini bize getirmekteler. Bu hizmeti verirken pet taksi hizmetimiz de vardır. Yakın yer olsun veya İzmir'in herhangi bir yerinde müşterimizin evinden köpeğini teslim alıp evine teslim edebilme hizmetimiz vardır. Hizmetlerimiz içerisinde aynı otelcilik mantığıyla devam etmekteyiz. Normal bizlerin gittiği otellerde nasıl otel odaları teklif edilirse bize de o şekilde çalışmaktayız. İki tip odamız vardı. Standart odamız 4 metrekarelik, büyük odamız 8 metrekarelik. Standart oda fiyatları satmaktayız. Bunun dışında ekstra hizmet olarak kamera sistemimiz vardır ve ısıtıcı sistem satmaktayız müşterilerimize. Bazı köpeklerine çok düşkün olan müşterilerimizin telefonlarına veya tabletlerine yüklemiş olduğumuz bir program aracılığıyla köpeklerini 7/24 canlı bir şekilde dünyanın neresinde olursa olsun internet bağlantısı olduğu takdirde köpeklerini kafeslerinde görebilmeleri adına yapmış olduğumuz bir sistemdir. Ayrıca kışın bazı dönemlerde, çok soğuk olan dönemlerde bazı ufak ırkların soğukla arası iyi olmadığı için onlara da ısıtıcı özel infrared lambalarla ısıtıcı hizmeti vermekteyiz. Konaklamanın dışında müşterilerimizin bizden eğitim konusunda talepleri olmakta. 6 ayı geçmiş olan ırk, hangi ırk olursa olsun 6 ay geçmesini tercih ediyoruz. Genelde orta ve iri ırklarda bu eğitimin gerekliliği duyuluyor. Temel itaat, ileri itaat ve koruma amaçlı eğitimler talep ediliyor müşterilerimizden. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sohbetimi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son bir mesajınız var mı? Bizim sloganımız Mutlu Köpekler Oteli. Burada gelen müşteri köpeklerinin buradan ayrılırken gitmek istememeleri bizim burada yaptığımız işin doğruluğunu gösteren bir davranış oluyor. Köpeklerin gösterdiği, sahiplerine gösterdiği davranış. Diğer köpek otellerine tabii ki gidebilirler. Bir kere de bize gelip bizim farkımızı burada kaldıktan sonra görmelerini dilerim.